Fatih Portakal net rakam verdi. Adalet ve Kalkınma Partisi kulislerinde konuşulan zam oranını açıkladı. Daha önce yaptığı asgari ücret tahminleriyle dikkat çeken Fatih Portakal, hem zam oranına hem de beklenen rakama ilişkin öngörülerini paylaştı. İşte ayrıntılar. Adalet ve Kalkınma Partisi kulislerinde konuşulan zam oranını açıkladı. Asgari ücretle ilgili tartışmalar gündemde yeniden yer almaya başladı. 2025 Ocak ayındaki asgari ücret zamı merakla beklenirken, enflasyon verilerinin bu zamı belirlemede büyük rol oynayacağı konuşuluyor. 2024 Temmuz ayında zam görmeyen asgari ücretin, 2025'te ne kadar artacağı birçok kesim tarafından sorgulanıyor. Fatih Portakal'dan Asgari Ücret Tahmini Sözcü TV ana haber sunucusu Fatih Portakal, daha önceki tahminleriyle dikkat çekmişti ve yeni asgari ücret tahminini açıkladı. Portakal, zam oranının %40 ila %50 arasında olmasını beklediğini belirtti. Ayrıca, eğer insafı davranılırsa oran %65'e de çıkabilir diyerek dikkat çekici bir yorumda bulundu. Portakal'ın asgari ücret tahminine dair açıklamaları şöyle. Asgari ücret ne olacak? Ekim Kasım ve Aralık ayları kaldı. Yıl sonuna yaklaşırken 2025 asgari ücreti de belli olacak. Enflasyon oranının %41,5 ila %45 arasında olması bekleniyor. Bu da yeni zam için temel alınacak. Yıl sonu enflasyonu en az %41 olacak ve bunun üzerine 5 ila 10 puanlık bir refah payı eklenebilir. Refah payı eklenecek mi? Fatih Portakal zam oranının %40 ile %50 arasında olacağını düşündüğünü ifade etti. Eğer asgari ücret şu an 17.002 Türk Lirası ise, %40 zamlı bu rakam 28.000 TL'ye, %50 zamlı ise 30.000 TL'ye çıkabilir. Ancak en düşük zam oranının %40 olması bekleniyor, E dedi. Ayrıca Portakal, asgari ücretin reel alım gücünde %25'lik bir kayıp olduğunu belirterek, daha yüksek bir zam oranının mümkün olabileceğini de ekledi. Mehmet Şimşek'e soru yöneltti. Portakal, programında ayrıca Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e şu soruyu yöneltti. E gelir dağılımındaki bozukluğu nasıl düzelteceksiniz? Asgari ücret 17 bin Türk lirası, ancak maaşlar yetersiz. Bir tarafta çok kazananlar, diğer tarafta az kazananlar var. Bu gelir dengesizliğini nasıl çözeceksiniz? Son olarak portakal, Gelir artışının olmadıkça insanların hayal bile kuramayacağını vurgulayarak enflasyonla mücadelede gelir eşitsizliğinin de dikkate alınması gerektiğini belirtti.